Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarım tarihi ve deontoloji dersi dersine başlıyoruz. Dersimizi canlı olarak yapacaktık. Ancak bağlantı sorunları nedeniyle canlı olarak gerçekleştiremedim. Bu nedenle dersin asenkron olarak videoya çekerek yapılması hususunda gayret sarf ediyorum. Şimdi bilindiği gibi ziraat fakültelerinde 19 ile 11 arasında bölümler var. Bizim Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 10 bölüm vardı. Ancak bir bölümün Mimarlık Fakültesi'ne taşınmasıyla birlikte şu anda halihazırda Ziraat Fakültesi'nde 9 bölüm bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi gıda mühendisliği bölümüdür. Farklı diploma vermektedir. Dolayısıyla onlar gıda mühendisi olarak adlandırılmaktadır. Diğer kalan diğer 8 bölümün tamamında ziraat mühendisi olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla ziraat mühendisi olarak ifade edilmektedir ziraat fakültesinde olduğu için. Tarım tarihini neden öğreniriz? Tarım tarihi nedir? Neden tarımın tarihi vardır? Her şeyin tarihi olduğu gibi tarımın da tarihi vardır. Tarım tarihini şunun için öğreniriz. Biz neredeydik, nereye geldik, nereye gideceğiz? Şimdi tarih, merhum rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi, diyor ki Mehmet Akif Ersoy, tarihe tekerrür diyorlar, ders alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi? Evet, tarihte bir takım olaylara hep tekerrür gözüyle bakılır. Tarihi olaylar birbirinin devamı gibi görülür. Ancak tarihte bir takım neler vardır? Tekrarlar vardır. Aynı hatalar defalarca yapılmıştır. Bu nedenle ders alınmadığı takdirde yapılmaya da devam edecektir. Şimdi tarımın nasıl bir tarihi vardır? Tarım biliyorsunuz insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan gıda ihtiyacını sağlayan tek sektördür. Yani insanlar her şeyler olabilir ancak gıda olmadan olmaz. Bir insan nefes almadan 3 dakika, efendim su olmadan 3 gün, yiyecek olmadan da en fazla 3 ay dayanabilir. Ondan sonra yaşamı sona erer değerli arkadaşlar. Tarım işte bu gıdayı sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, efendim tarımda gıda sağlanmayan ülke var mıdır? Ne kadar güzel markete gidiyorsunuz, her türlü ürünü, her türlü gıdayı bulabiliyorsunuz. Ancak markete gidip o gıdaları bulamayan ülkeler var mıdır? Vardır. FAO'nun istatistiklerine göre yaklaşık 800 milyon insan, dünyadaki 7,5 milyar insanın 800 milyonu gıda bulamadığından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bildiğiniz gibi bugünler bir Çin virüsünün etkisiyle her tarafta herkesin eve kapandığı, herkesin komşuya gidemediği, eşe dosta, akrabaya, annesine babasına sarılamadığı bir dönemde böyle bir virüs tehlikesinin olduğu, ki bu virüsten bugüne kadar yaklaşık 1 milyona yakın 35 milyon kişi etkilendi. 1 milyona yakın kişi de vefat etti. Şimdi böyle bir durumda 800 milyon devasa bir rakam. Dolayısıyla böyle bir rakamın her yıl yaşanıyor olması ve bu dünyada gıda yetersizliği olması açısından üzerinde önemli durulması gereken konulardan bir tanesidir. Peki gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve gıdanın temel kaynağının tarım olduğunu biliyoruz. Peki tarım nasıl başlamıştır, nasıl devam etmiştir? Bildiğiniz gibi inancımız gereği ilk insanın Hazreti Adem olduğuna inanırız. Hazreti Adem'i ilk insan olarak
görürüz. Hazreti Adem aynı zamanda bir peygamberdir ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da mesleğinin çiftçi olduğunu rivayet edilir. Peygamberler aynı zamanda bir meslek sahibi insanlardır. Dolayısıyla o mesleğin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini topluma öğreten insanlardır. Hazreti Adem de çiftçiliğin nasıl olması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini öğreten peygamberlerden bir tanesidir. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar gıda ihtiyaçlarını tarımdan sağlamaktadırlar, tarımdan karşılamaktadırlar. Peki bunun tarihi var mıdır? Vardır. Sürekli gelişme ve değişme içindedir. Bugün daha iyi çeşitler, daha verimli türler, besin kaynağı yüksek olan gıdalar ne yapılmaktadır? Yeni meyveler, sebzeler, işte bunların birbiriyle etkileşimleri sonucunda yeni meyvelerin, yeni sebzelerin, yeni hayvan ırklarının ortaya çıktığı bir yapı söz konusudur. Daha verimli, işte nasıl besleriz, hayvanlardan daha ne kadar daha fazla süt alırız, nasıl daha fazla et alırız ya da sebzelerden daha ne kadar yararlanabiliriz. Meyve ağacı 100 kilo meyve veriyor, acaba bunu 110 kilo meyveyi nasıl verir? İşte bunların da eğitimi, bunların da yapısı neyle olmaktadır? Tarihsel gelişimlerin ışığında mühendislikle olmaktadır. Tarım, endüstri devriminden önce bir tarım devrimi ortaya çıkmıştır. Tarım devriminin ortaya çıkmasında en büyük etkenlerden, en büyük pay sahiplerinden bir tanesi de Darwin'dir arkadaşlar. Darwin aynı zamanda bezellilerin çaprazlanması sonucunda bezelliler üzerinde yaptığı genetik çalışmalarla da yine ön plana çıkmıştır. Şimdi tarımın böyle bir tarihi olmakla birlikte biz tabii Ziraat Fakültesi'ne gelen öğrencilere ilk başta üniversite nedir, üniversite kimdir, fakülte nedir, fakülte ile yüksekokulun arasındaki fark nedir, yüksekokul, meslek yüksekokulu nedir gibi bazı bilgileri vereceğiz. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nden ben linkler verdim. Eğer Adobe sistemine girerseniz orada Selçuk Üniversitesi'nin tanıtım filmleri vardır. Selçuk Üniversitesi bugün 1975 yılında kurulmuş devasa bir üniversite. Ülkemizin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. Simgesi çift başlı kartal olarak adlandırılır ama bazı rivayetlere göre Puhu kuşudur. Selçukluların simgesidir aynı zamanda. Dolayısıyla harika bir sembolü olan devasa bir üniversitedir. Nefis bir üniversitedir. Bana göre dünyanın en iyi üniversitesidir. Çeşitli kıstaslara göre belki bir takım üniversiteler sıralamasına göre belki birinci sırada değildir ama bana göre Türkiye'nin birinci sırasındaki üniversitesidir. Ziraat Fakültesi olarak biz de üniversiteler arasındaki sıralamada çok iyi konumda olan, üst sıralarda olan bir üniversiteyiz. Yaklaşık çeşitli, Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite var. Bunlar devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi olmak üzere 200'ün üzerinde üniversite var. Şimdi bu 200 üniversitenin yaklaşık 48 tanesinde Ziraat Fakültesi var arkadaşlar. Adı çeşitli şekillerde Doğa Fakültesi, işte Tarım Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi olarak isimlendirilmekle birlikte yaklaşık 48 tane Ziraat Fakültesi var. 48 tane Ziraat Fakültesinden her bölümde 10 tane bölüm olduğunu varsayarsanız 480 bölüm yapar. Bu 400'ün üzerinde bölümün her birinde 30 tane öğrenci olduğunu varsayarsanız 1200 ile 1500 arasında her yıl Ziraat Fakültesi'ne öğrenci kayıt yaptırmaktadır.
Ve bu kayıt yaptıran öğrencilerin içinde de her yıl yaklaşık 1000 kişi mezun olmaktadır. Şimdi bu rakamlar niye veriyorum? Bunlar tam resmi ve rakamlar değil, kabaca rakamlar. Bu rakamlarda şunu düşünmeniz gerekiyor. Her yıl 1000 kişi mezun oluyorsa, 1000 tane ziraat mühendisi varsa, o 1000 tane ziraat mühendisinin içinden ben en iyisini nasıl olabilirim? Ben bu fakülteler içinde kendime nasıl daha iyi olup kendime yer bulabilirim? Bunun için ben size ne yapıyorum? Bu kabaca rakamları bunun için söylemiş oldum. Bu rakamlar tabii çok kaba rakamlar. Yani böyle küsuratlı vesaire rakamlar değil. Şimdi üniversite demek ki üniversite mantığı yani Türkiye'deki üniversitelerin sistemi bu. İleriki derslerimizde ben Türkiye'deki üniversitelerin daha detaylı bilgilerini vereceğim ama bunlar size bir başlangıç açısından bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu söyleyerek söylüyorum. Şimdi üniversite kelimesi Latince universitas'tan geliyor. Universitas öğretenlerle öğrenenlerin bir araya geldiği topluluktur arkadaşlar. Universitas. Yani Latince kökenli bir kelimedir. Öğretenlerle öğrenenlerin bir araya geldiği. Yani öğretenlerle öğrenenlerin böyle sanal ortamlarda video kayıtlarıyla bir araya geldiği ortam değil. Bir araya gelerek tartıştığı, öğrenmek isteyenlerle, öğretmek isteyenlerle öğrenenlerin bilgiyi paylaştığı ortamlardır. Belki içinizde meraklı arkadaşlar vardır. Bunu özellikle söylüyorum. Sokrates'in savunması diye biliyorsunuz. Sokrates milattan önce yaşamış düşünürlerden bir tanesidir. Sokrates'in savunmasını okunmasını isterim. Sokrates'i Sokrates yapan aslında inanmadığı ama herkesce kabul edilen ilkelere sahip çıkmasıdır. Yani Sokrates bugün dünyaca ünlü bir filozof olarak kabul edildiyse de kendi inanmadığı halde sırf toplum kuralları yıkılmasın, toplumsal adalet bozulmasın düşüncesiyle 60-70 yaşında idam edilen bir filozoftur arkadaşlar. Sokrates neden önemlidir? Sokrates şöyledir. Sokrates'e yapılan suçlama da şudur. Sokrates'i diyorlar ki bizim çocuklarımızı kandırıp etrafına topluyor. Bakın yani demek ki üniversitas fikri ta Sokrates'ten bu yana ne yapılmış? Varmış. Yani öğretenlerle, öğrenmek isteyenlerle, öğrenenleri bir araya getirmiştir. Sokrates ne yapmıştır? Çocuklara, gençlere, işte sizin gibi gençlere bilgiler vermiştir. Nasıl bilgiler vermiştir? Onlara toplumsal bilgiler aktarmıştır. Çok güzel konuşma yapabildiği için, çok güzel bilgiler aktarabildiği için de ne olmuştur? Etrafına gençlerden bir topluluk oluşmuştur. Bu topluluk tabii bazılarının hoşuna gitmemiştir. Bazıları biliyorsunuz böyle etkili insanlardan, işte güzel konuşan insanlardan, etrafına bir takım insanları toplayan insanlardan hoşlanmaz. Ama bu bir bu üniversite mantığının bir gerekçesidir. Eğer birisi biliyorsa, diğerler de öğrenmek istiyorsa bir araya gelirler. Çocuklar hatırlayın çocukken ne yapardınız? Bir araya gelerek daha verimli çalışmalar yürütülür. Daha iyi çalışmalar ancak birlikte çalışmayla mümkün olur. Hatırlarsanız iş bulmaya gideceksiniz. İşte mezun olduktan sonra size ilk sordukları sorulardan bir tanesi de ekip çalışmasına uygun musunuz değil misiniz? Ekip çalışmasına uygunluk işte burada ortaya çıkıyor. Bir öğrenen, bir öğreten. Ustabaşı ne yapıyor? İşçilere öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Daha iyi nasıl çalışılır? Nasıl daha verimli hareket edilir? Bunları öğretiyor. Tarihte
bilinen ilk üniversiteler daha çok İslam medeniyetinin etkin olduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. İslam medeniyeti özellikle Abbasiler döneminde bildiğiniz gibi İslam medeniyeti her tarafa yayılmıştır. Dolayısıyla İslam medeniyetiyle birlikte bilginin öğretilmesi, Müslümanlığın ileriki derslerde tekrar söyleyeceğim Müslümanlığın dünya tarafına, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir takım medeni olaylara çok büyük katkısı olmuştur. Bu dönemde İslam dünyasında medrese mantığı vardır. Medreseler kurulmuştur. Medresenin başında bir tane hoca vardır. O hocanın eğitimiyle ne yapılmaktadır? Orada toplanan müritler eğitim görmekte. Hocanın verdiği liyakata göre, hocanın verdiği icazete göre ne yapılmaktadır? Mezun olunmaktadır. Dolayısıyla buna bir usta-çırak ilişkisi denilebilmektedir. Bugün günümüzde de usta-çırak ilişkisinin çeşitli yerlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Aslına bakılırsa bugün usta-çırak ilişkisi, bugün dünyanın top üniversitesi dediğimiz ilk 10 üniversitesinden 9'u Amerika'da, Amerika'daki Harvard, MIT, işte İngiltere'de Oxford vesaire gibi bir takım üniversitelerin mantığında da hala o usta-çırak ilişkisi mantığı bulunmaktadır. Peki o mantık nedir? Şöyledir, lisans bittikten sonra lisansüstü öğretime hocaların seçtiği öğrenciler alınmaktadır. Hoca beni bir süre öğrenciyle çalışmakta, eğer öğrencide bir öğrenme yetisi, becerisi görüyorsa diyor ki seninle çalışabilirim. Hocası ne zaman uygun görürse de o öğrenciye tamam sen artık mezun olabilirsin, sen de yüksek lisansını, doktoranı bitirebilirsin demektedir. Yani bugün aslına bakarsanız İslam dünyasındaki o usta-çırak ilişkisi ya da medrese mantığının bugün günümüzde de çeşitli şekillerde daha modern şekliyle devam ettiğini görebiliriz. İlk üniversitelerin daha çok zenginlerin ve siyasal bakımdan etkili insanlar tarafından kurulduğunu ve bu ailelerin yani belirli soylu aile dediğimiz ailelerin himayelerinde bunların ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak bu bağlamda dünya tarihinde resmi olarak ilk üniversite örneği Karaviyin Üniversitesi'dir. Milattan sonra 859 yılında Fatıma el-Fihri tarafından Fas'ın Fes şehrinde kurulmuştur. Fas'ın eski başkenti Fes şehrinde kurulmuştur ve Karaviyin Üniversitesi bugün 859 yılından günümüze kesintisiz öğretim vermektedir. Karaviyin Üniversitesi'nin bir camisi bulunmaktadır. Caminin bir köşesinde 20 kişilik sınıflarda hoca bir kürsüde oturmaktadır ve kürsünün etrafında öğrencilerine 20 tane öğrenciye ders vermektedir. Hocanın anlattığı, kürsüden anlattığı dersler bir yerde bugünkü anlamıyla usta-çırak ilişkisini ne yapmaktadır? Usta-çırak ilişkisini sembolize etmektedir.